Merhaba dostlar. Bugün sizlere Blue Force Majesty 62 62 ne box artık. Türk yapımı klavye mi ne bilmiyorum. Onun incelemesini yapacağız. Kutu açılımı değil. Çünkü kutusunu açtım maalesef. Maalesef diyorum çünkü unuttum. Unuttum kutuyu açmadan. Video çekmeyi unuttum. Öncelikle kutudan başlayalım. Tutacağım yok. Kamera tutacağım yok. O yüzden elimle çekiyorum. Tek elimle yapacağım. Kusuruma bakmayın. Titriyorsa da ellerim. Otistik olduğumdandır. Evet. Başlayalım incelememize. Kutunun önünde Türkçe destek meslek bir şeyler yazıyor. Bakalım. Kameramı sikeyim. Kamera çek. Çek oğlum kamera. 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 Türkçe klavye. Makro yazılımı. Red switch. Tak çalıştır. Mekanik klavye. Red switch'i zaten mekanik oluyor. Amına koydum. Doğru. Yarı mekanik de var. Pardon. Neyse RGB Black Light. Black Light'ı bilmiyorum. RGB G oluyor. Mekanik kablolu klavye. Evet kablolu olduğunu anlamıştım zaten. Ve 62 tuşta. %60 diye geçiyor. Kutusunun arka kısmına bakalım. Çok özür dilerim. Kutusunun arka kısmında özellikleri yazıyor. Şöyle yakınlaştırayım. Yakınlaştıramıyorum. Siz okuyamıyorsunuz. Ben okuyayım. RGB ışıklandırma, mekanik makro yazılımlı klavye, USB bağlantı, 62 kaliteli tuş, red switch, 50 milyon tuş ömrü, 1,8 metre kablo uzunluğu, boyut 29,2 santime, 10,2 santim, 3,4 santimde şey var, ufak yüksekliği, 400 gram ağırlık, güzel. 400 gram ağırlığı doğru mu? Ölçtüm mü? Hayır, ölçmedim ama büyük ihtimalle doğrudur. 420 gram falan çıkar maksimum. Gerçekten hafif bir klavye. Şimdi kutu kısmını boş verin. Kutudan ne çıkıyor onu söyleyeyim. İki tane kablo çıkıyor. Onları da göstereceğim şimdi. Bir de içinden klavye çıkıyor. Sübhanallah. Tamam. Kutu hakkında bu kadar. Şimdi klavyeye geçelim. Eksileri artıları tek tek söyleyeceğim. Evet klavyemiz bilgisayara takılı hali bu şekilde. Bilgisayardan çıkaracağım şimdi. Sizin izninizle arkadaşlar. Videoyu pauslamayacağım. Yani hop. Gidelim. Ova. Evet. Klavye görüyorsunuz. Artık odakla be. Heh. Arkadaşlar Türkçe mi? G ü var. G diye bir şey yok. Haberiniz olsun. Amına koydum Arapları. Yumuşak G diyorlar. Yumuşak G'miz var. Ü'müz var. İ'miz var. İ zaten İngilizce'de var. O benim saçımı. Evet benim saçım. Kusura bakmayın. Kel değilim. Kusura bakmayın. Keller alınmasın. Saydam. Şu tuşlar saydam. Ve red switch. Red switch olduğunu göstereyim. Evet. En azından kırmızıya boyamaya cüret etmişler. Yani pardon cüret demişim. Teşebbüs de diyebileceğim. Ananızı sikeyim. Neyse bu böyle miydi? Unuttum. Bu kan nasıl takılıyor? Böyle galiba. Neyse taktım. Başka? Red işte. Sesi şöyle şekilde. Ses bu. Her tuşundan farklı ses geliyor. Ben anlamadım. Ben anlamıyorum abi. Şimdi tırnağa da bakmayın. Yiyorum ben. Afiyetle. Başka. Böyle sesi böyle. Işık kısmına geçelim. Hop. Kablolarını gösterecektim. 1 nokta küsür metre, 1,8 metre kablo diyordu. Doğru mu? Aha bu kablo. Type-C, yani USB. USB'den Type-C'ye, Type-C giriş bunun. Eğer kendinize Type-C kablo varsa takabilirsiniz bunu. Çok hızlı bir şekilde. Evet taktım. İkinci çıkan kablomuz da şu arkadaş. Eğer gidiyorsanız benim elimde. Bu ne amına koyayım. Neyse bir şey olmaz. Ha. Bunu alın. Ha. Eski fakir tipi şey. Şey bu giriş işte. Ne oluyor? Ha. Müzik açalım. Pardon. Bu. Şimdi klavyenin incelemesine geçersek. Ciddi ciddi bak şimdi. Ciddi klavye incelemesi. Ciddi çok çok ciddi. 30 dakikadır kullanıyorum klavyeyi. Neler eksik, neler fazla.
Bir fazlası yok. Eksiği var. Fark etmediyseniz söyleyeyim. İleri geri tuşu yok. Şunları ileri geri tuşu olarak kullanıyorsunuz. Benim alışkanlığım sikecek bu maalesef. Şöyle diyeyim. Videoyu ilerletip geri almak için FN bir de buna basmam lazım. Örnek. Ya niye hemen olağanı kesiyorsun kardeşim? Bak şuna basıyorum. Gitmiyor. FN arttı. FN arttı. Şuna basmam lazım. Şu ikisine aynı anda basmam lazım. Modlarını nasıl değiştiriyorsunuz onu göstereyim. Ya sus. Harley Quinn. Şu FN'e basıyorsunuz. FN. FN her şeyin anahtarı. Şuradaki arkadaşa basıyorsunuz. Bu değişiyor. Renkleri daha iyi verebilmek için hemen sıçtım. Şunu kapatalım. FN. Dünk mod değiş. Dünk mod değiş. Evet, modlarını tek tek göstermek isterim de. Kameram biraz gerizekalı olduğu için. Kapattı şu an. Işık yok. Boom. Gay oldu. Bu ekstra gay oldu. Hareketli gay oldu. Gay oldu. Disk oldu. Ben oldu. Devam et. Disco parti devam et. Kapalı modu. Değil mi? Yok. Bak. Sübhanallah bak. Adamların yaptığı şeye bak. Artık odakla be güzelim ya. Bak haşa bastım. Oba haştan bu ışık hızında etrafına yayıldı. Mı? Yok. Bu o mod değilmiş. Allah. Şimdi çamaşırlarım ortaya çıktı. Bak. Şu klavyede. Ben bundan geçtim. Şuna bastığın zaman kesin. Bak şu kadar bile bassan kabul ediyor. Şu kadar bile. Başka ne gibi kötü özelliği var? Malzemesi kötü. Onu da söyleyeyim. Yani iyi falan değil. Plastik dümdüz. Başka ne bekliyordun? Yer RAM diyebilirsiniz de. Moruk bari şunu koyardınız lan. Şurada şeyi koysaydınız ya. Yükseltme falan. Gene saç. Oğlum ben kel kol kalacağım galiba. Ya şunlar da dandik. Yani şunlar da çıkar gibi. Direkt iki gün kullansan düşecek gibi. Bu ne bilmiyorum. Aklımda en ufak fikrim yok. Bu ne buna bu. Oğlum kaşlarım da dökülüyor. Ama neyse. Klavye bu şekilde buralar. Almanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır almayın. Mekanik kısmı switchleri. Switchleri ne bok olduğu belirsiz, tamam mı? Belirtmemiş firma. Adamlar ne kullandı ne ödüğü belirsiz, tamam mı? Bu kırmızı diye kırmızı olacak diye bir şey yok, tamam mı? Bunu kırmızıya boyadığında da kırmızı oluyor. Sesi güzel, hoşdur. Ama kırmızı olduğunu kanıtlayamazsın abicim bana. Bir. İkincisi ömrünün 50 milyon olduğu söylenmiş. Yalan. 2 gün sonra kullanamayacağım büyük ihtimalle. Üçüncüsü abi şunlar yok ya. Bak bir klavyede şunların olması lazım. Şu yön tuşların olması lazım. Dördüncüsü tam basmadan uygun değil benim için. Cidden uygun değil. Tam basmak ne ama böyle. Pa basmam lazım illa. Şu kadar yapsam da algılaması lazım. Algılamıyor. Ben hızlı yazıyorum sen. Hızlı yazdım düşünemiyorum. 100-120 arası şey geliyor. Ortalama diyeyim. Hızlı demeyeyim. Hızlı yazarken hepsini tam basacak diye bir halim yok ki. Mesela şuna şöyle bassam algılamıyor. Tüm yazıyı sikiyor sonra. Hiç hoş değil. Videonun sonuna geleyim. 10 dakika olmuş. Kısacası almayın babuşlar. Aldırmayın. Bunu kesin almayın. Bu sildiği zor bir şey bunu. Alacaksanız da hesap edin. Şöyle düşünün. 750'lere lamba satılıyor beyler. Ya ışıklı lamba satılıyor. RGB lamba. Bu klavye. Yani red switch. Hesap edin. Hadi siktir gidin. Bir daha görün. Yok beğenin. Videoya like atın. Aynı şey oldu. Aynı şey dedim. Paylaşın. Share. Aynı şey dedim. Hadi siktir.